Fatiha suresinin çok etkileyici dengeli yapısı. Fatiha'nın Besmele'den sonraki ilk 3 ayeti Allah'tan bahsetmektedir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mealen, hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Errahmanirrahim. Çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olandır o. Maliki yevmiddin. Din gününün sultanıdır o. Bu ilk 3 ayet gördüğünüz gibi Allah'ı anlatmaktadır. Son 3 cümle ise İhdinas sıratal müstakim. Dost doğru yola ilet bizi. Sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Bu üç cümle ise bizim hakkımızda. Bir de tabii ortadaki ayet var. Ortadaki ayet de bizim Allah'a ne sunmak istediğimiz ve ondan ne talep ettiğimizle ilgili. Bu ayetin meali ise şu şekilde. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım umarız. Ona vermek istediğimiz kendimiz ve kulluğumuz, ondan istediğimiz ise yardım. Diğer bir ifadeyle Fatiha'nın ilk bölümü Allah'ın hakkında, orta bölümü Allah ve bizim hakkımızda, son bölüm ise bizim hakkımızda. Adeta bir terazinin iki kefesi gibi her şey dengelenmiş durumda sure içerisinde. Allah, ikisinin arasındaki ilişki ve kulları. Fatiha, Allah'la olan ilişkimizi harika bir denge içinde anlatıyor. Şimdi daha detaylı inceleyebiliriz. İlk üç ifade mealen şu şekildeydi. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olandır o, din gününün sultanıdır o. Peki bu üç şeyin sonucu nedir acaba? Onu övmemiz ve şükran duymamız, onun efendimiz olması, bize merhamet göstermesi ve adaletiyle din gününde de hesaba çekecek olması. Bu neyi doğuruyor? Bu şunu doğuruyor, ancak sana kulluk ederim ve buna hazırım. Yani ayetteki ifadesiyle İyyâke na'budu. İlk bölümün sonucu İyyâke na'budu oluyor. Peki sonraki bölüm nedir? Ve İyyâke nesta'in. Senin yardımını istiyoruz. Gördüğünüz gibi Fatiha'nın ikinci bölümü tamamen bizlerin Allah'tan yardım dilemesi hakkında. Bizim rehberimiz ol, bize iyilerin yolunu göster, kötülerinkini değil. Bunların hepsi yardım istemek değil mi? Başka bir deyişle İyyâke na'budu birinci bölümün sonucuyken ve İyyâke nestaîn ikinci bölümün girişi oluyor. Burada da yine görüyoruz ki sure çok güzel bir şekilde dengelenmiş durumda.